Merhaba, ben geldim. Bu serinin son videosuyla karşınızdayım. Öncelikle hepinize bana bu bir hafta boyunca verdiğiniz destek için çok teşekkür ederim. Gerçekten gönderdiğiniz mesajlar, yaptığınız yorumlar, her şey, varlığınız beni bu süreç içerisinde çok ciddi derecede motive etti. Şimdi bu videoya ilk kez geldiyseniz size şu seriye gitmenizi ve orada neler yedik, hep birlikte neler yaptık, hangi yollardan geçip bugüne geldik görebilmeniz için o videoları bir izlemenizi öneriyorum öncelikle. Sonra eğer uzun süredir buradaysanız biliyorsunuz ki bu videoyu kilomu açıklamak için çekiyorum. Yani bir hafta boyunca Karatay diyeti ve aralıklı orucu birlikte yaparak ne kadar kilo kaybettiğimi sizin de en az benim kadar merak ettiğinizi biliyorum. Ben sonuçları biliyorum, birazdan açıklayacağım. Ama öncesinde size paylaşmak istediğim birkaç tane konu, bir de küçük bir itirafım var. Şimdi biliyorsunuz ki ben çok uzun zamandır ketojenik besleniyorum. Ve Karatay diyetini denemek istediğimde bu hafta için biraz çekinceli yaklaşıyordum bu konuya. Çünkü bu Karatay beslenme felsefesi ilk doğduğu zaman, yani Canan Karatay bu felsefeyi ilk kez açıklamaya başladığında ben çok daha gençtim ve aşırı derecede diyetlerle kendimi aç bırakmaya alışkındım. Ve bu diyeti de tabii ki denediğimde şunu yapmışım, hata olarak söyleyebilirim rahatlıkla, kendimi çok ciddi derecede aç bırakmışım. Ve ana öğünlerde doymadığım için de o iki öğün beni hiçbir zaman tatmin etmedi. Çok ciddi derecede açlık diyetine dönüşen bir diyetmiş gibi bir anı var kafamda Karatay diyetiyle ilgili. O yüzden bu haftaya başladığımda da yine aç kalacağım korkusu taşıyordum ama tam tersi oldu. Yediğim yemeklerle gerçekten tatmin oldum ve çok doydum. O yüzden de bu diyetin bu anlamda beni çok ciddi derecede tatmin ettiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim size. Üzerine durmak istediğim ve özellikle altını çizmek istediğim ikinci konu da Karatay diyetinin ve aralıklı oruç felsefesinin birbirine çok yakın olduğu ve ikisinin de ana öğünlerde kendinizi gerçekten sağlıklı gıdalarla doyurmanız gerektiği yönünde bir uyarı. Yani lütfen kendinizi aç bırakmayın. Çünkü aç kaldığınız zaman emin olun ki ara öğün ihtiyacı, atıştırma ihtiyacı gibi ihtiyaçlarınız çok artacak ve siz bu beslenme felsefesinin ikisini de sürdürmekte zorlanacaksınız. Çünkü bu iki beslenme felsefesinde de şu var. Ana öğünlerde doymak ve ara öğün ihtiyacımızı minimumda tutmak. Çünkü aslında bu iki diyet felsefesi de şunu söylüyor. İnsülin seviyeleriniz ne kadar yüksek olursa siz o dejeneratif hastalıklara, vücudunuzun geliştirebileceği sağlıksız durumlara o kadar açık oluyorsunuz. Bu iki beslenme felsefesi de şunu söylüyor. Ana öğünlerde doyun ve kan şekerinize normal seviyeye dönebilecek vakti verin. Bu vakti verebilmemiz için de atıştırma miktarımızın minimum olması gerekiyor. O yüzden ana öğünlerinize daha fazla sebze, daha fazla protein ve daha fazla sağlıklı yağ koyarsanız hem kendinizi daha doymuş hissedeceksiniz hem de o akşam atıştırmaları var ya, onları hiç yapmanıza gerek kalmayacak. Ve hep aldığım sorulardan bir tanesi. Biliyorsunuz ki biz meyvesiz yapamayan bir toplumuz. O yüzden hep meyveyi ne zaman yiyeceğiz, nereye koyalım, neresi daha doğru olur diye soruyorsunuz bana. Benim tabaklarımdan da görebileceğiniz gibi ben meyveyi genellikle sabah kahvaltısında tüketiyorum. Çünkü şeker oranı göreceli olarak diğer besinlere göre daha yüksek olan meyveleri yakabilmek için vücuduma daha fazla vakit vermek istiyorum. Birinci sebep bu. İkinci sebep de ara öğünlerde meyveyi tek başına tükettiğiniz zaman kan şekerinizde ciddi bir yükselmeye sebep oluyor meyve. Hem zaten şunu da söyleyebiliriz ki karatay, karpuz, incir, üzüm gibi böyle yüksek şekerli meyveleri zaten önermiyor. O yüzden de meyve seçimlerinize, porsiyonlarınıza ve günlük tüketme miktarlarınıza hep dikkatli yaklaşmanız gerekiyor. Yani şunu söyleyebilirim ki ara öğünde meyve tüketmenizi ne karatay ne de aralıklı oruç istiyor. O yüzden de lütfen meyve tüketiminizi sabah saatlerine doğru, hatta kahvaltınızla birlikte yağ alımınızın yüksek olduğu saatlerde tüketirseniz vücudunuz için hem de kan şekeriniz için en doğru şeyi yapmış olursunuz. Ama şunun altında gerçekten çizmek istiyorum. Hayat sürdürülebilir şeylerden ibaret. Yani bu kuralların hiçbiri taşa yazılmış kurallar değil. Şimdi o tabakların hepsinde gördüğünüz küçük bir havuç konusu var. Çok fazla uyarı alıyorum bununla ilgili ama ben o havucu hep yemeye devam edeceğim. Çünkü seviyorum. Çünkü bence sürdürülebilir bir diyet felsefesine ulaşabilmek için hayatta zevk aldığımız şeyleri yapmamız da önemli. Yani ben belki 2,5 kilo değil, biraz daha az vererek, doğru yolda gittiğimden emin olarak hayatıma küçücük zevkleri de devamlı olarak katmayı düşünüyorum bu süreçte. Çünkü bu bir varış noktası değil. Çünkü ben bu beslenme sistemini ömrüm boyunca sürdürmek istiyorum. Ve ömrüm boyunca da havuçtan kaçamayacağım için ben küçük miktarlarda bazı şeylerin, zevk aldığım şeylerin özellikle günlük olarak ya da istediğiniz sıklıkta tüketilmesi gerektiğini düşünenlerdenim.
Çünkü hayat sonsuza kadar sevdiğiniz şeylerden kaçamayacak kadar bence kısa ve aslında uzun. O yüzden lütfen siz de bu şekilde düşünün. Burada asla size gidip kurabiye yiyin, pasta börek yiyin demiyorum. Ama sağlıklı gıdalardan, özellikle doğadan gelen şeylerden böyle öcüymüş gibi kaçmadan önce birkaç kere daha düşünün diyorum sadece. Şimdi gelelim bu videoda olma sebebinize. Tartı ne kadar değişti? Şuradan şuraya geldim. Şimdi bunlar pound değerleri bildiğiniz gibi. Benim tartım ancak pound ölçebiliyor. Ama ben size şöyle söyleyebilirim ki 67.7 kilodan 65.7 kiloya düştüm. Yani toplamda 2 kilo vermiş oldum bu hafta. Bence çok yeterli, gayet yeterli ve beni mutlu edici bir rakamdı. Çünkü aslında 2,5 kilo hedeflemiştim ama 2 kilo verdim. Bunu söyleyebilirim ki benim için o hedefe tam olarak ulaşmak değil, doğru yolda gittiğime emin olmak önemliydi. Ve bence 2 kilo doğru yolda gittiğimi gösteren temel göstergelerden bir tanesi. Ama burada altını çizmek istediğim gerçekten önemli bir konu var. Lütfen kendi kilo verme hızınızla benim kilo verme hızımı kıyaslamayın. Sizin için bu 1 kilo olabilir, yarım kilo olabilir, 3 kilo olabilir, hiçbir önemi yok. Önemli olan doğru yolda, doğru besinlerle, doğru kararlarla ilerlediğimizden emin olmak. Zaten bildiğiniz gibi ben 2,5 kiloyu geçen hafta aldım. Yani bu benim 2 yıldır üzerimde taşıdığım bir kilo değil. Eğer öyle olsaydı emin olun ki vermek çok daha uzun sürecekti. Eğer siz de böyle kısa dönemli kilo aldıysanız kısa sürede vermeniz çok normal. Ama uzun süredir üzerimde taşıdığınız kiloları daha uzun sürelerde vermek çok normal ve zaten çok beklenen bir şey. O yüzden size söylediğim gibi lütfen ama lütfen kendinizi başkasıyla kıyaslayarak başarılı ya da başarısız kabul etmeyin. Herkesin, hayatta her bünyenin ve her vücudun her şey için kendi hızı var. Kilo vermek de bunlardan bir tanesi. Lütfen doğru yolda gittiğinizden eminseniz kulaklarınızı kapatın ve o yolda yürümeye devam edin. Bu bir hafta boyunca şaşırarak fark ettiğim 3 tane de şey oldu. Bunlardan bir tanesi şu. Biliyorsunuz benim cildim birazcık problemli bir cilt. Böyle akneye birazcık yatkın bir cilt. Ve ben uzunca bir dönemdir de ketojenik besleniyordum. Ve ketojenik beslenmenin temelinde biliyorsunuz ki yüksek miktarda yağ tüketmek var. Ketojenik beslenmeyi bırakıp karatay ve aralıklı orucu yapmaya başladığım bu bir hafta boyunca cildimdeki sivilce probleminin, en azından aktif sivilcelerin ve sivilce lekelerinin çok daha sakinleştiğini, cildimin daha pürüzsüzleştiğini ve daha nemli hale geldiğini kolaylıkla söyleyebilirim. Bu şaşırtıcı bir şey çünkü beslenmenin sivilceyle olan etkisi tam olarak kanıtlanmış değil. Ama bir haftada aldığım sonuçlar bile beni gerçekten ümitlendirdi. Bu yolda yürümeye devam ettikçe daha pürüzsüz bir cilde kavuşabilme ümidi beni bu yolda yürümeye daha da şevklendiriyor açıkçası. İkinci konu, bağırsaklarım çok daha düzenli çalışmaya başladı. Aslında yağ tüketiminin bağırsak çalışmasıyla daha fazla ilişkisi olduğunu düşünüyordum. Ama şunu fark ettim ki aslında önemli olan lif ve yağın bileşimiymiş. Yani daha fazla sebze aldıkça bağırsaklarımın buna verdiği tepki arttı ve dolayısıyla daha hızlı çalışan, daha mutlu bir sindirim sistemine sahip olduğumu da rahatlıkla söyleyebilirim bu bir hafta boyunca. Üçüncü konu da doyma ile ilgili. Şimdi aslında bize doygunluk hissini veren şeyin yağ olduğunu kanıtlıyor bilim ama ben o tabakta dolu dolu sebzeleri gördüğüm zaman bir de onlar bana mutluluk da verdiğinde hem renkleriyle hem sunumlarıyla beynim daha kolay tatmin oldu ve daha hızlı doyduğumu hissettim. Bu da gerçekten benim için yeni bir konu. Çünkü aslında çok fazla sebze tüketerek çok ciddi bir doygunluk hissine ulaşamayacağımı düşünüyordum ben. Ama ulaşılabiliyormuş. Bir de söylemek istediğim bir şey var. Hep bana soruyorsunuz ya o kahvaltı tabaklarının hepsini yiyor musun diye. Evet, hepsini yiyorum. Size gösterdiğim her şeyin hepsini yedim. Bence o gıdaların hiçbiri de çok değildi. Ve aslında aldığım sonuçlara da baktığımız zaman onların benim için çok olmadığını da görüyoruz. Ama siz kendi kilonuza, kendi vücut şeklinize, kendi beslenme şeklinize göre benim tabaklarımı baz almak zorunda değilsiniz. Hepsini arttırmalar, azaltmalar yapabilirsiniz tabii ki her zaman. Peki bundan sonra ne yapacağım? Şimdi ben bundan sonra karatay ve aralıklı oruç beslenmesine devam ederek şu kalan son 5 kilomu da vermeyi hedefliyorum. Ketojenik beslenmeyeceğim bundan sonra büyük olasılıkla. Çünkü o ketojenik beslenmedeki tartma, ölçme, yağ miktarını arttırma, başka gıdalarla kombinlerken zorlanma, sebze seçiminde çok ciddi sıkıntılar yaşama gibi problemleri karatay diyetinde hiç yaşamadığım için bu diyet bana daha uygun ve daha sürdürülebilir gibi gelmeye başladı. O yüzden de sanıyorum ki uzunca bir süre karatay usulü beslenmeye ve aynı zamanda aralıklı oruca devam edeceğim. Biliyorsunuz her sabah ketonlarımı ölçtüm ve aslında ketose girip girmediğimi test etmeye çalıştım bir yandan da. Çünkü karatay diyeti aslında bir düşük karbonhidrat diyeti ve uzun vadede de aralıklı oruçla
desteklendiğinde vücudumuzu ketosise sokması beklenen bir şey. Ama bir hafta bunun için yeterli olmadı. Bir aylık, belki iki aylık sürelerde yeniden deneyerek ketosise girip girmediğimi ölçeceğim. Ketosise girmek, vücudumuzun kendi yağlarından enerji elde etmesini sağlamak açısından benim için önemli. Bu yüzden ketosis diye sürekli araştırma yapıyorum ve vücudumu ketosis seviyesinde tutmaya çalışıyorum. Yani o ölçmelerin, tartmaların hepsinin sebebi buydu. Bu bir hafta sonunda birazcık gürbüzleşen yanaklarım gittiği için bayağı mutlu hissediyorum kendimi. Vücudum da mutlaka daha inmiş hissediyordur. O yüzden ben gerçekten aldığım sonuçlarla mutluyum. Umarım siz de mutlusunuzdur. Eğer siz de benimle birlikte diyet yaptıysanız lütfen aşağı yorumlara ne kadar kilo verdiğinizi, ne zaman başladığını, ne kadar sürdüğünü yazın, olur mu? Hepsini okuyorum ve hepsine de cevap vermeye çalışıyorum, biliyorsunuz. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone olmayı ve gelecek haftalarda, günlerde yine kendi üzerimde denediğim ve sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk duyduğum videolardan da ilk önce haberdar olmak istiyorsanız oradaki o küçük zil butonuna tıklamayı unutmayın, olur mu? Kendinize çok dikkat edin, mutlu olun, sağlıklı beslenin ve beni izleyin. Çok öpüyorum herkesi. Hoşça kalın.